Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik ders kitabı 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ve 263'ü işleyeceğiz. Konumuz sıklık tablosu ve sütun grafiği cevapları. Yapıların yüksekliği her kültürde farklı bir önem taşımıştır. Çin'de imparator geçişinin görülmesini engellememek için İki kattan büyük yapılara izin verilmezken İslam dünyasında yapıların boyunun cami minaresinden uzun olmamasına özen gösterilirdi. Günümüzün ihtiyaçları ve teknoloji kullanımı ile binalar yetersiz kalmaya başladı ve yerini gökyüzüne doğru yükselen sütunlar gökdelenler aldı. Etrafınızda veya farklı yerlerde buna benzer yapılar gördünüz mü anlatınız. Evet çevremde birçok yerde yüksek yapılar ve gökdelenler yer almaktadır. Göktelenlerin yüksek olması içerisinde yaşayan kişi sayısı nasıl etkileniyor olabilir? Göktelenlerin yüksek olması içerisinde yaşayan kişi sayısını arttırmaktadır. Araştırıyorum. Kağıt ve kalem. Sınıf arkadaşlarınızın boş zamanlarını nasıl geçirdiğini öğrenmek için bir araştırma sorusu oluşturunuz. Oluşturduğunuz bu sorulardan faydalanarak araştırmanızı yapınız. Elde ettiğiniz verilerle çetele tablosunu oluşturunuz. Verilerinizi şekil grafiği ile gösteriniz. Bu araştırmada veri sayısı küçük olduğu için çetele tablosunu rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Daha büyük verilere sahip bir araştırma yapıyor olsanız çeteli tablosu yerine nasıl bir gösterim kullanırsınız? Grafik tablosu gibi sütun grafiği kullanarak daha kolay bir gösterim sağlarım. Siz de aynı verileri kullanarak yatay sütun grafiği çiziniz ve farklı şekillerde isimlendiriniz. Var olan sütunları yana çevirmeniz yeterli olacaktır. Fatma sınıftaki arkadaşlarına en sevdikleri dersleri sormuş ve şu cevapları almıştır. Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler. Bu verilere göre çetele tablosunu, sıklık tablosunu ve sütun grafiğini oluşturunuz. 4 kişi matematiği seviyormuş, 9 kişi Türkçeyi, 5 kişi sosyal, İki kişi de fen dersini seviyormuş. Aşağıdaki tabloda Ankara ilinin aylara göre uzun yıllar içerisinde gerçekleşen 1929-2016 ortalama sıcaklığı verilmiştir. Bu tabloyu kullanarak sütun grafiğini oluşturunuz. Ocak 0,2, Şubat 1, 6, Mart 5, 7, 11, 3, 1,6, Mart 5,7, Nisan 11,3, Mayıs 16,5, 1 Haziran 20,1. Aynı veri grubuna ait sıklık tablosunu ve sütun grafiği aşağıda verilmiştir. Boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz. Ocak 2, Şubat 5, Mart 3, Nisan 4, Mayıs 3, Haziran 5. Sütun grafik sırası ile Ocak, Mart, Nisan ve Haziran'dır. Yandaki grafikte 2011-2016 yılları arasındaki internet abonesi sayısı gösterilmiştir. Bu grafiğe göre verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 2011-2016 yıllar arasında abone sayısı sürekli artmıştır. Doğru. En az abone sayısı 2013 yılındadır. Yanlış. En az abone sayısı 2016 yılındadır. Doğru. 2015 yılındaki abone sayısı 2013 yılındaki abone sayısının iki katıdır. Yanlış. 2011 yılındaki abone sayısı 2013 yılındaki abone sayısının yarısından fazladır. Doğru. Aşağıda iki farklı mahalledeki araçların sayısı türlerine göre gösterilmiştir. Hangi mahalledeki araç sayısı daha fazladır? A mahallesindeki toplam araç 45 artı 35 artı 25 artı 10 115 B mahallesindeki toplam araç 50 artı 30 artı 40 artı 10 eşittir 130 B mahallesindeki araç sayısı fazladır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.